Efendim bugün günlerden salı ve Emirdağ'ın pazarı. Bölge için pazarın çok önemli rolü var. İşte ürünlerini getirip satıyorlar. Ve özellikle de şu anda bulunduğumuz yer yoğurt pazarı. Pazarın yoğurt satıldığı bölüm. Çok lezzetli yoğurtlar buradan birçok bölgeye dağılıyor. Bu kap ne kadar alıyorsa onu al aklında. İki kilo, iki. Böyle, bölmez misin? Ne al, bölünür mü yoğurt? Bölünür mü? Peki ne kadar vereceğim buna? 2 milyon vereceğim. Merhaba. Hoş geldiniz. Rauf. Aman yıkayın. Ne oldu ya? Sen satılma alıyorsun. Ne satıyorsun? Göster bakalım. Yoğurt sattım, yaprak sattım işte. Yoğurdu sattın Yoğurtlar mı? Yoğurtlar bitti. Helke bekliyorum. Kaç tane sattın? 4 cihaz helkem vardı işte. Şimdi yaprak. Helke bekliyorum eğer. Nasıl? İyi yaprak mı? İyi yaprak. Kendimin, bağımın. Şimdi bundan dolmayı yaptı mı böyle... İpek gibi mi olur? Hmm, yumuşacık olur. Marketinde neler var? Say bakalım. Şey pindiri var. Koyun pindiri. Ne? Bu da koyun. İnanın karışık. Ne deniyor buna? Tuluk pindiri. Tulum peyniri. Ha. Bu? Bu da tuluk. Bu da tuluk. Şunlar kalıp. Kize pindir. Bu ne peyniri? İnek, koyun. İnek, koyun. Ha. Sen peynircisin. Pindirciyim yavrum. Şimdi yaptırıyor musun, yapıyor musun? Yapayım. Küçük yaştan beri ben pindir yaparım. Şimdi efendim, beylerin şıklığını görüyorsunuz. Evet. Son derece fiyakalı şapkaları var. Evet. Şimdi seyircilere o şapkalarınızla bir selamlayın bakalım. Bir gördüğün zaman nasıl selam? Merhaba. Hadi merhaba tekrar. Merhaba tekrar geldin kızım, sağ ol. Ne, alışverişe mi geldiniz? Evet. Evet. Ne yok, aldın? Yoğurt. Yoğurt olacak. Peynir, süt. Hanım yapmıyor da beyler mi yapıyor? Yok, hanım yapıyor ya. Bizi. Ben hanım. Hanım da yapıyor. Hanımı da sensin. O da yanında dolaşıyor. Sen diyorsun ki bunu alıyorum öde. Öde tabii, parası tabii. Diyorsun. Tabii. Hay hay diyor değil mi o da? Tabii. Diyor mu? Evet, gayet tabii. Şu yoğurdun güzelliğine bakalım. Kim yaptı o yoğurdu? Kendimiz yaptık. Sen biliyor musun yoğurt yapmasını? Evde hanım mı yaptı? Hanım yaptı. Hanım yapıyor, sen satıyorsun. Evet. Hanım da getirdi mi pazara? Yok, evde. Sana bir şey soracağım. Türkiye nereye girmeye çalışıyor? Ortak pazara girmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor değil mi? Evet. Peki Avrupa Birliği'ne giriyor diyelim. Böyle şeyler olabilecek mi o zaman? Tabii olur. Olur. Yani böyle açıkta falan satılacak mı yok, bunlar? Yok, açıkta olmaz da kapalı. Biz yine satarız diyorsun değil mi? O zaman nasıl satacaksın? Gel böyle şak yoğurdu. Böyle satamayacaksın. Böyle alıp atamayacaksın. Sana buyurun yoğur. Sevgili seyirciler, müzik sesine doğru geldik. Baktık böyle bir görüntüyle karşılaştık. Süslenmiş bir et. İsim ne? Veli. Veli'nin sırtında balonlar falan. Veli nereye gidiyorsun? Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Şimdi arkada da davullar, zurnalar. Öğrenelim bakalım bu ne, olay nedir? Kim sahibi? Ben dayıma musluk götürüyorum. Düğünü var dayımın. Ne götürüyorsun? Musluk götürüyorum, musluk. Musluk mu? Evet, bunun ismi musluktur bizde, örf adetlerimizde, yörelerimizde. Ete musluk mu diyorsun? Musluk deriz biz. Bu bir benim dayıma katkıda bulunmak üzere düğünle hediye mahiyetinde götürüyorum, düğün hediyesi. Güveççi. Güveççi. Emirdağ güveççi. Evet, Emirdağ güveççi. Şimdi ustam hem yapacak hem tarif edecek. Tabii. Burhan Bey. Şimdi önce kuşbaşı koyun eti, doğranmış koyun eti. Boş güveci alıyoruz elimize. Etimizi... İçine. Bir gün dinlenmiş eti güvecimizin içerisine yerleştiriyoruz. Başka bir malzeme koymadan sadece fırına veriyoruz. Fırında et 1 saat sade. Sade sebzesiz. Pişecek. Kendi bir saat sosuyla. Sonra sebzeleri bir koyuyor. Saat sonra patlıcan, biber, sarımsak konacak. Daha sonra pişmeye yakın üzerine domatesi yerleştireceğiz. Yiyeceksin. Meşhur hem etinin lezzetinden tabii. Hem kara fırından. Ve içeride var değil mi pişmiş? Var. İçeride pişmiş hazır güveçlerimizden normal müşteri ikram edecek vaziyete gelmiş. Şimdi mesela ben müşteriyim. Evet. Porsiyonu da
miktarını görmüş olalım. Size ikram edelim. Porsiyon bu kadar oluyor değil mi? Evet, porsiyonumuz bu. Bu. Böyle kendi suyuyla pişmiş oluyor. Kendi suyuyla pişmiş oluyor. Yani hiç ekstradan dışarı su ilave etmiyorsun. Ekstra isteğe göre, isteyen ilave edebilir. Yani susuz oluyor. Tabii sulu yemek isteyen su ilave edebilir ama tatlı su tadını kaçırır. Özellikle susuz pişmesi daha güzel olur. Ağızda dağılıyor.